Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Videonun zaten baştan da tahmin etmişsinizdir. Kangal'la Pitbull dövüşürse kim kazanır? Şimdi bunu konuşacağım. Ben yaklaşık 15 yıldır Pitbull besliyorum yani. Bundan önce de köpeklerim vardı. Yalnız ben Pitbull'u tam 20 yıldan fazla bir zamandır biliyorum. Ankara'da, Türkiye'de ilk ben gördüm 20 yıl önce. Neyse, şimdi arkadaşlar. Pitbull'un kilosu 15 ile 30 kilo standart, gerçek pitbull'lar yani game dog, mayday dog. Şimdi Kangal'a gelelim. Kangal'ın kilosu 60'tan başlıyor, 80'e kadar çıkıyor. Boyu da 77 ile 86 santimetre kadar yüksekliğinde. Pitbull'da boy olarak 45 ile 53 santimetre. Şimdi arkadaşlar, siz bu iki köpeği karşı karşıya getirdiğiniz zaman zaten aslında mantıken sorunun cevabı belli. Ama şu var. Şimdi pitbull besleyen insanlar saptırıyor. Yani köpeğe üstünden prim yapmaya çalışıyor. Silah gibi göstermeye, tank gibi göstermeye çalışıyor. Bunlar da genelde eğitimsiz insanlar zaten. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Pitbull köpeği doğru, dövüş için üretilmiş bir köpek. Yalnız, yani şimdi şöyle düşünün. Bir iki kişi maça çıktı. Biri 100 kilo insan diyorum. Professional, ikisi de profesyonel. Biri 100 kilo, biri de 50 kilo. Siz bu iki kişiyi maça çıkarttınız, ne olur? 100 kilodaki adam kombat gibi gelecek. 50 kilodaki adamı haşat edecek. No? Şimdi Kangal'la Pitbull'da aynı hesaba koyun. Şimdi Mayday köpeği, 98'de Mayday şampiyon bir köpek. Bu köpek de Chico Lopez'in köpeği. Yani 98 yılında en ünlü köpeklerden, en ismi duyulmuş köpeklerden birisi bu köpek. Birçok şampiyonluğu var. Yani gerçek dövüşmüş köpek. Bu köpek de arkadaşlar, şimdi dövüştüğü zaman bir ayağı bile kopsa devam edebilen köpek. Yani bu köpeğin yavruları, bu pitbull'un yavruları betona bile ısırıyor. Beton bildiğin betonu ısırıyor, dişleri kırılıyor. Yani böyle bir hırslı bir köpek bu, dediğim köpekler. Bu MD'yi 98'de Kangal'ın karşısına çıkarttınız. Çıkarttığınız Kangal'da böyle boğuşmuş, yani baba yiğit bir Kangal. Dağlarda, tepelerde kurt kovalamış. Başka sürünün köpekleriyle sürekli dövüşmüş, antrenmanlı güzel bir Kangal. Arkadaşlar, bu iki köpek karşı karşıya çıkarttığınız zaman zaten Kangal'ın kilosu yüksek, boyu yüksek. Yani eşit değil, equal değil. Şimdi bu iki köpek dövüştüğü zaman ne olacak? Kangal onu haşat eder. MD'ye gelelim, yani Pitbull'a, gerçek Pitbull'a. Pitbull Kangal'a dövüşür, dövüşür. Ölene kadar dövüşür. Ne olur? Sonunda da Pitbull ölür. Ha şu var, ben bir video görmüştüm önceden YouTube'da, böyle Pitbull Kangal'a saldırıyor, Kangal hiçbir şey yapmıyor filan, tamam şu var. Şimdi bazı Kangal'lar hiç dövüşmemiş, ya zaten kırma filan, gerçek de değil, dövüşmemiş köpek, kırma, sen Pitbull'u, yani istersen onu Chihuahua'nın yanına çıkar, küçük Chihuahua, Chihuahua bile yani Pitbull'u intimidate ediyor, yani dominantlık yapabilen bir köpek. Ben gördüm burada. Chihuahua'dan Pitbull korkuyor. Yani hemen Kangal'ı kötülemeyin. Ben biliyorum ki şu an Pitbull besleyen arkadaşlar hepsi için değil, hepsi için geçer diye söyledim. O egoist arkadaşlar benden şu an nefret ediyor. Adamlar köpeğini silah gibi göstermeye çalışıyor, tank gibi. Ben 16-17 yıldır köpek besliyorum. Ben bu Pitbull'ları yani 21-22 yıldır biliyorum ve tecrübemden yola çıkarak bilgim, daha önce öğrendiklerim, bütün bunları birleştiriyorum. Ben Kangal'ı da biliyorum. Yani ben Türkiye'de ben çocukluğumdan beri hayvanların içindeyim. Kangal'ı da gördüm, Kangal'ın dövüşünü de gördüm, Kangal'la Pitbull'un dövüşünü de gördüm. Şimdi seneyi tam bilmiyorum ama Pitbull daha Türkiye'de yeni geldi. Yani ilk yılı. Ben o zaman 3. sınıfa gidiyorum. Ben de bu köpekle tesadüf tanıştım oyunlarda. Nasıl oldu? Ankara'da oturuyoruz o zaman. Kır konaklarda. Orada bir tane marketçi abi. Yani böyle genç marketçi. You know? Like, yaşı. O zaman benim tahminim 24 falan. Böyle tam fırlama bitip. Ben aynı mahallede oturuyorum. Yani o orada marketçi. Ben de o mahallede oturuyorum.
no rapman markete gidiyorum ve bu her zaman bir köpek filan bir hayvan getiriyor markete. Yani markete tutuyor. Şimdi Avustralya'da sen marketin olsa hayvan tutamazsın, yasak. Ama o Türkiye'nin şartlarında o zamanlar tutuyordun. Şu an bile belki tutulabiliyor, tam bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar, bu bir baktım bugün yine bir köpek getirmiş böyle kahverengi. Bu ne dedim ya, ama köpek baktım öyle güzel ki falan, böyle kulak kesik falan. Hatta bu köpeğin o zaman kuyruğunu da kestirmiş. Köpek çok değişik duruyor, böyle atletik falan, yaklaşık 5 aylık falan bir köpek. Dedi bu pitbull falan, neyse. Ve ondan sonra bir baktık, birkaç ay geçti, bu köpeğe böyle mahalledeki ufak tefek sokak köpekleriyle dövüştürüyor. Yani köpekler küçük, sokak köpeğine bir saldırıyor falan, bir görseniz böyle. Neyse, köpek büyüdü, aradan yıl geçti tabii. Bu iki tane daha pitbull aldı, toplam 3 tane. Yani daha Türkiye'de o zamanlar köpek yok. Bunun o zamanki yıllardaki köpekler de gerçek pitbulllar Türkiye'ye geldiğinde. Şimdi, yani çoğu pitbullun Türkiye'deki kanı yıkanmış. Kiloları 50 kiloya çıkmış köpeğin. XL'dir bilmem ne. Köpek, gerçek pitbull XL olmaz. Gerçek pitbull ufak olur, atletik olur. Cininde zaten böyle atletik, kası falan atletiktir. Yağlı böyle, bully gibi durmaz. Şimdi arkadaşlar, bu hep böyle köpekleri dövüştürüyor. Biz de tabii mahalledeyse görüyoruz. Yani değişik bir marketçiydi arkadaşlar bu. Bildiğiniz normal marketçi değil. Yani marketi kapıyor filan, mahallede köpeklerle geziyor. Kafasına göre yani. Adamın ailesi zaten zengin. O zamanlar ailesinin, abisinin barı filan var Ankara'da. Neyse. Böyle hep dövüştürüyor köpekleri. Köpekleri de hep dövüyor böyle, sokak köpekleri filan. Neyse bugün bir tane biri kırma bir kangal getirdi. Bayağı böyle ama iri bir köpek. Köpek böyle suratta slash böyle kesikler filan var. Yani köpek belli boğuşmuş sokaklarda filan. Sadir yani, bilmiyorum nasıl bir şey tam orası. Arkadaşlar ben de böyle bakımlar dönüştürecek. Ondan sonra kangalla pitbull'u bu getirdi, o red noise'u. Red noise'u köpek. Bir saldı arkadaşlar, köpek kangala saldırdı. Ondan sonra bir filan böyle ufak kangal bunu bir altına aldı arkadaşlar. Böyle hayna sırt kasması var. Böyle hani buradan değil de beline takan deri pitbull'un üstünde. Arkadaşlar köpek oradan yakaladı, bir fırlattı, pitbull uçtu böyle, ben gördüm pitbull yuvarlandı. Bu da gerçek kangal değil, ben %100 eminim kırma bir kangaldı. Ondan sonra bu Serkan morali bozuldu, iki pitbull'u daha bıraktı. Arkadaşlar üçü birden kangala gitti. Böyle saldırıyorlar filan. Arkadaşlar kangal ben gözümle gördüm, üçünü birden yani mahvetti. Yalnız köpekler bırakmıyor yani, pitbull'da şu var. Dayak yese bile, canı yansa bile onu hissetmiyor, onu beyni o an odaklanmış. Yani bu köpekler dövüş için üretilmiş. Ayağı da kopsa, şeyi de çıksa yani öyle yapıyor. Ha, şuraya gelin. Şimdi benim köpeklerim, bu her pitbull için geçerli değil. Böyle pitbull'lar, böyle cin, böyle genetik fazla yok artık. Şimdi bendeki iki tane pitbull var burada. İnci ile Eşya. O ikisi dövüşsün, biri bırakmak ister. Ama biri hala devam eder onu öldürene kadar. Ama iki tane gerçek pitbull'u koyduğun zaman ikisi de dövüşür. Ölse bile, ağlasa bile, yani canı yansa bile. Yani bu da ne oluyor? Şimdi bu köpekler biri anladığı zaman biri kaybedeceğini, o çekiliyor artık. Bir sadece diğeri dövmeye başlıyor. O yüzden yani bu ne oluyor? Şu anki zamandaki pitbull'ların artık geni yıkanmış, yeni kan girilmiş, köpekler geliştirilmiş. O yüzden arkadaşlar artık köpekler irileşti. Ne oldu? X'ler, işte medium, şu bu. Köpeğin pitbull'un kilosu 50 kiloya kadar, 60-70 kiloya kadar çıktı arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar buradan da ben bunu söylemek istedim. Pitbull besleyen arkadaşlar lütfen benden nefret etmeyin. Bunlar gerçekler. Yalan yanlış şeylerle insanları inandırmaya çalışmayın. Hiçbir pitbull, hiçbir gerçek kangalı tecrübeli dövemez. Bunu da buradan söylüyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.